Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde doğrusal denklemlerin ikinci bölümündeyiz ve doğrusal denklemlerin çözümleriyle ilgili birkaç farklı örnek yapacağız bu dersimizde. Tabii ilk olarak isterseniz doğrusal denklemin tanımını bir hatırlayalım. Doğrusal denklem neydi? Doğrusal denklemimiz AX artı B eşittir 0 şeklindeki bir eşitlikti. Burada A ve B birer reel sayıydı. A sıfırdan farklıydı. Arkadaşlar X de bilinmeyendi. Bu şekilde belirlenen denklemlere biz doğrusal denklem veya birinci dereceden bir bilinen denklemler diyorduk. Ve bu denklemleri çözmek için de iki tane teoremden bahsetmiştik. Bunlardan birincisi şunu söylüyordu. AX artı B eşittir 0 eşitliğinin her iki yanına, her iki tarafına aynı sayı eklenirse veya her iki tarafından aynı sayı çıkarılırsa elde edilen denklem ilk denkleme denktir. Yani her ikisi de aynı çözüm kümesine veya bir başka ifadeyle aynı çözüme sahiptirler. İkinci teoremimiz neyi söylüyordu? İkinci teorem de şunu söylüyordu. AX artı B eşittir 0 eşitliğinin veya denkleminin her iki tarafı sıfırdan farklı bir sayı ile çarpılır veya bölünürse elde edilen eşitlik ilk eşitliğe denktir. Yani her iki eşitliğin, her iki denklemin arkadaşlar çözümü aynıdır diye ifade etmiştik. Şimdi farklı örnekler yapmaya başlayalım. Ve birinci örneğimizde nasıl bir şey olsun? 5 çarpı x artı 3 artı 8 çarpı 2x eksi 4 eşittir 0 şeklinde verilen bir denklemin çözümünü veya çözüm kümesini bulunuz diye sormuş olsun. Çözüm kümesi nedir diye sormuş olsun. Şimdi elbette ki dikkat ederseniz bu formda verilen ifade AX artı B eşittir 0'dan farklı. Ama AX artı B eşittir 0 formuna dönüştürülebilir. Bunu dönüştürmek için ne yapmamız gerekmekte? Yapılması gereken şey çarpmanın toplama işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanmak olacak. Yani 5'i x artı 3'ün üzerine dağıtacağım ve artı 8'i de 2x ile eksi 4'ün üzerine dağıtacağım. 5 kere x 5x, 5 kere 3 15, 8 kere 2x 16x, 8 kere eksi 4 eksi 32 eşittir 0 oldu. 5x ile 16x'i şöyle bir siz kenara bir toplanın diyeceğim. Biliyorsunuz bir değişme özelliği var. Değişme özelliği var toplamın. Onları kullanıyoruz. 15 eksi 32 eşittir 0. 5x 6x daha 11x yapar. Ve 15'ten 32 çıkarsa da kaç kalır? Eksi 7 kalır. Şurası artı değil. Eksi 7.
Eksi 7 olacak. 11 x eksi 7 eşittir 0. Bakın şu anda artık ax artı b eşittir 0 formunda yazıldı. Yapmamız gereken şey neydi? Eşitliğin her iki tarafına eksi 7'nin toplamaya göre tersi olan artı 7 sayısını eklemek idi. Önce bunu eklemesini yapıyoruz. 11x artı 0 eşittir 7. 0 toplamanın ikisi de eleman olduğu için 11x artı 0 da gene 11x'e eşit. 11x eşittir 7 elde ettik ve buradan da her iki tarafı eşitliğin iki tarafını 11'in çarpmaya göre tersi olan 1 bölü 11 ile çarpacağım. Ve elde edeceğimiz denklem şu tane x'imiz var, onu yazmayı unuttuk. Şuradaki x'imizi onu düzeltelim. 11 çarpı 11x eşittir. Evet, her iki tarafı 1 bölü 11 ile 11'in çarpımı 1. 1 çarpı x eşittir 7 bölü 11. 1 çarpmanın etkisiz elemanı olduğu için de sonuç x eşittir 7 bölü 11 oldu. Böylelikle denklemimizin çözümünü bulmuş olduk arkadaşlar. Sağlamasını nasıl yapabilirsiniz? X'in yerine 7 bölü 11 yazdığınız zaman eşitliğimizin sağlanması gerekir. Onu kendinizde kontrol edebilirsiniz. Ben burada şunu hatırlatmak istiyorum. Evet, bundan sonra eşitliğin iki tarafına 7 ekleyeceğim, 7 çıkartacağım demeyeceğim. Normal bildiğiniz jargonu kullanacağım. Eşitliğin diğer tarafına geçirme işlemini, ama nereden geldiğini biliyoruz artık. O yüzden kullanmamızın bir sakıncası tabii ki yok arkadaşlar. Şimdi başka bir örnekle devam edelim. Başka bir örnekle devam edelim. Negatif katsayılarla çok sıkıntı yaşıyoruz. Negatif katsayılı olsun. Eksi 2 çarpı x eksi 3 eksi 4 çarpı 5 eksi 2x eşittir 8 gibi bir denklem olsun. Bu denklemin çözüm kümesi nedir diye sorulsun. Az önceki çözüm kümesini sorduğu için de onu küme haline yazmamız gerekiyordu. Öyle değil mi? Onu unuttuk. Şöyle düzenleyelim. Şimdi arkadaşlar, negatif bir sayının da tabii ki eksi 2 ile çarpma söz konusu, eksi 4 ile çarpma söz konusu. Gene ben burada ne yapacağım? Çarpmanın çıkartma işlemi üzerine dağılma özelliğini kullanacağım. Yalnız bunu şuna dikkat edeceğim. Eksi 2 ile çarpıyorum. Eksi 2 ile x'i çarpacağım. Eksi 2x. Eksi 2 ile eksi 3'ü çarpacağım. Eksi 2 çarpı eksi 3 ne yapar? Artı 6 yapar. Genelde öğrenciler burada eksi 2 ile eksi 3'ü çarpmak yerine 2 ile eksi 3'ü çarp, eksi 6 yazıyorlar. Lütfen ona dikkat edin. Devam ediyorum. Eksi 4 ile 5'i çarpıyorum. Eksi 20. Eksi 4 ile eksi 2x'i çarpıyorum. Artı 8x. Eşittir 8 diye bir sonuca varıyorum. Eksi 2x ile 8x'i şöyle bir kenara alayım. 6 ile eksi 27 diğer şöyle bir tarafı toplayayım. Çünkü onlar kendi aralarını toplamı çıkartabilecek olan sayılar, ifadeler. 8x'ten 2x çıkarsa 6x kalır. 6'dan 20 çıkarsa 14, eksi 14 kalır. Ve sağ tarafta da 8 var. Şimdi 6x eksi 14 eşitliğin aslında her iki tarafına 14 ekliyorum, ama sanki eksi 14'ü eşitliğin diğer tarafına artı 14 diye geçiriyormuş gibi ifade etmemizin bir sakıncası yok. 6x eşittir 8 artı 14. 8 artı 14 neye eşit olacaktır? Tabii ki 22 eşit olacaktır. Her iki tarafı da 6'ya bölüyorum. 22 bölü 6, onu da 2 ile sadeleştirecek olursam 11 bölü 3 elde etmiş olacağım. Pekala, başka bir örnek yapalım. Başka bir örnek yapalım. Üçüncü sorumuz şöyle olsun. A çarpı x eksi 9 eşittir 6 denkleminin kökü 5 olduğuna göre
göre A sayısı kaçtır diye soralım. A sayısı kaçtır diye soralım. Pekala, x'in yerine şimdi evet, denklemin kökü 5 olduğuna göre. Evet, eğer bir denklemin kökü 5 ise x'in yerine 5 yazdığım zaman bu eşitlik sağlanır. Yani bozulmaz. X'in yerine ne yazacağım? 5 yazacağım. A çarpı 5 eksi 9 eşittir 6. Bu elde etmiş olduğumuz ifade de A'ya, burada A bilinmeyen olduğu için A bilinmeyen A'ya göre nedir? Bir bilinmeyen ne? Denklemdir. Yani doğrusal bir denklemdir. Yani biz ne yapacağız? 5A eksi 9 eşittir 6 denklemini çözmek istiyoruz. Eşitliğin her iki tarafına 9 eklersem veya eksi 9'u diğer tarafa artı 9 ile geçirirsem 5A eşittir 6 artı 9. 5A eşittir nedir? 6 9 daha 15. Her iki tarafı 5'e bölersem cevabım ne çıkar? 3. A eşittir 3'tür. AX eksi 9 eşittir 6 denkleminin kökünün 5 olması için A'nın 3 olması gerekmektedir diye ifade ediyoruz. Bir başka örnek verelim. Bir başka örnek verelim. Dördüncü örneğimiz. Burası da şöyle olsun. Alfa eksi 7 x artı 9 eşittir eksi 8 denkleminin çözüm kümesinin boş küme olması için alfa kaç olmalıdır? Evet, şimdi bu biraz daha farklı bir soru. Diğer sorularda denklemin çözüm kümesini bulmuştuk. Burada ise alfa eksi 7 çarpı x artı 9 eşittir eksi 8 denkleminin çözüm kümesi boş küme. Yani bu denklemi çözemiyoruz. Bu denklemin bir çözümü mevcut değil. Bu denklemin bir çözümü yok. Bakın bu soruya nasıl yaklaşmam gerekiyor? Şimdi bu soruya nasıl yaklaşacağımızı hemen size gösterelim arkadaşlar. Bakın, böyle bir denklemin çözüm kümesinin boş kümesi olması için alfa ne olmalıdır göstereceğim. 0 çarpı x artı 9 eşittir eksi 8 desem. 0 çarpı x nedir? 0. 9 eşittir eksi 8. 9'un eksi 8'e eşit olması mümkün müdür? Tabii ki değildir. Burada ne vardır? Bir çelişki vardır. Bu çelişkinin sebebi nedir? X'in katsayısının sıfır olması ve böyle bir durumda denklemimizin zaten çözüm kümesi ne olacaktır? Tabii ki boş küme olacaktır. Çünkü ortasında bir denklem olmayacak. Bu durumda alfa eksi 7 çarpı x artı 9 eşittir eksi 8 denkleminde alfa 7'ye eşit olursa, yani x'in katsayısı sıfıra eşit olursa, o zaman bu denklemin çözüm kümesi boş küme olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi oldukça kolay bir örnek. Beşinci bir soru olarak şuna bakalım. X artı 3 bölü x eşittir 4 gibi bir denklemle karşılaşmış olalım. Bu denkleme baktığımız zaman bu da şu haliyle ax artı b'tir 0'dan farklı, ama bu da bir tane bilinmeyene sahip ve bir bilinmeyenli bir denklem bu arkadaşlar. Bu tarz sorularda ne yapacağımızı hemen söyleyelim öyleyse. Şimdi yine bu eşitliğin x'in burada tabii ki 0'dan farklı olması gerekir bu bölümün tanımlanması için. Bu eşitliğin her iki tarafını x ile çarptığımız zaman x artı 3 eşittir 4x elde ediyoruz. Ve x artı 3'ün her iki tarafını, yani bu eşitliğin her iki tarafından x'i çıkartırsam veya x'i eşitliğin diğer tarafını eksi x ile geçirecek olursam 4x eksi x eşittir 3'ten 3 eşittir 3x. Buradan da x kaç çıkar? X eşittir
1 elde ederiz. X artı 3 bölü x eşittir 4 de aslında bir bilinme, yani bir denklemdir. Başka bir örnek, x artı 3, x artı 3 diyoruz ama x artı 3 olması, x artı 5 bölü 7 eşittir eksi 3 bölü 2. Böyle bir denklemle karşılaştığımız zaman ne yapacağız? Yine burada da teoremimiz geçerli. Eşitliğin her iki tarafını aynı sayıyla çarparsak bu eşitlik bir önceki eşitlikle denk olur. O yüzden eşitliğin her iki tarafını x artı 5'in faydasındaki 7 sayısıyla çarpabilirim. X artı 5 eşittir ne olur? Eksi 21 bölü 2 olur. Ve daha sonra da eşitliğin her iki tarafından 5 çıkartacak olursam eksi 21 bölü 2 eksi 5 eksi 5 eksi 5 bunun da sonucunu bulmak için fayda tabii ki eşitlemem lazım. Faydaları eşitliyorum. Buradan da x eşittir eksi 21 eksi 10 bölü 2'den eksi 31 bölü 2 olarak sonucu bulmuş oluruz arkadaşlar. Evet, bugünkü dersimizde de çözeceğim örnekler bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere diyorum. Değerli vaktinizi ayırıp beni dinlediğiniz için size teşekkür ediyorum. En içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Görüşmek ümidiyle diyerek arkadaşlar dersimi sonlandırıyorum.